Merhaba arkadaşlar. Evet, bir önceki videomuzda biliyorsunuz transseksüellik nedir? Transseksüel olmak nasıl bir duygudur? Bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Tabii ki o kadar büyük ve uzun bir konu ki tek bir videoda bunları tamamlayamayacağım için ikinci bölümünü çekiyoruz. Tabii öncesinde arkadaşlar bir konuya da değinmek istiyorum. Sakın LGBT bireyler alınganlık yapmasın. Transseksüellikten bahsederken işte LGBT bireyler incinmiş bazıları sanki ötekileştirip ya da incitmek amaçlı bu farklılıklardan bahsetmiş gibi sakın yanlış anlamasınlar, alınganlık göstermesinler. Biz sadece bunun bir cinsel eğilim değil, bir kimlik sorunu olduğunu, tıbben de bu soruna neden olan bilimsel makalelerden bahsettik. Yoksa kesinlikle ötekileştirmek veya bir bölümü iyi değil, bir bölümü farklı, daha özel göstermek amaçlı çekmemiştik o videomuzu. Ama toplumumuzda bazı konularda da böyle bir kavram kargaşası yaşıyor. Bu kavramlara, bu kavram kargaşalarına takılmamaları için nedir, ne değildir anlamında bilgi vermek için o videoyu çekmiştim. Ne demiştik arkadaşlar? Transseksüel ruhlar, transseksüel bireyler, bedenleri ve zihinsel yapılarıyla bir uyumsuzluk yaşadığı için, bazen tam tersi bedende uyumsuzluk, zihinde farklılık olabiliyor. Bu da ana rahminde başlıyor. Buna dair makalelerden bahsettim. Ya bir eşcinsel arasındaki farktan, kesinlikle bunun bir travestilik ya da ne bileyim işte bir geylikle alakalı olmadığını bahseden bir makalede okudum ki bunlar gerçek arkadaşlar. Yoksa biz herkesin yaşam şekline, tercihlerine son derece saygılıyız. Hele de ben asla hiçbir insanın tercihlerinden dolayı ya da yaşam şeklinden dolayı hiçbir zaman yargılamadım. Yargılayamam da. O yüzden lütfen alınganlık gösteren arkadaşlara buradan duyurulur. Her şeyi de arkadaşım, her şeyimi de karışırlar. Ay o bardak orada niye duruyor? Orada işte limonlar niye duruyor? İşte niye hep mutfaktasın? Ay yaranamıyorum ayol, şu pandemi günü size ne güzel bilgiler veriyorum, yaranamıyorum. Ne yapayım evin içerisinde, size her gün değişik bir dekor bulamam. Söylemezsem olmaz da aynı her gün aynı dekorla çekiyor. Ona bir şey demiyorsunuz kardeşim. Nedense bana diyorsunuz. Neyse. Bugün bazıları da demiş neden ağlamak iyi düşündüm falan diye önceki videoda. Şimdi yorumları okuyorum, tabii etkisinde kalıyorum. Ay her şeyime de bir kulp bulmayın arkadaşlar. Yani insan, ağlamak da bir duygu biçimidir. Geçmişte yaşadığınız, hiçbir zaman olmuyor mu size, geçmişte yaşadığınız acı olayları ya da acı hatıraları hatırladığınızda ya da bunları anlatmaya çalışırken gözlerinizin dolduğu, hüzünlendiğiniz olmuyor. Bunu da bu şekilde düşünebilirsiniz. Kesinlikle ben zaten acıdasyondan hiç hoşlanmam. Son derece eğlenceli, neşeli bir insanım. Ama bazen de hayatımız hep gülmekle, neşeyle geçmiyor. Acı bölümler oluyor. Onları da aktarırken gülmemi beklemeyin arkadaşlar. Şimdi evet, kaldığım yerden devam etmek istiyorum konumuza dönecek olursak. Şimdi arkadaşlar, transseksüellikte erken tedavi çok önemli ya da bu işe erken başlamak çok önemli. Neden? Çünkü erken başladığı zaman transseksüel ruhlardaki bireyler bedenleriyle zihinlerini birleştirirken, tamam, ne kadar erken başlarsa o kadar başarılı oluyor. Çünkü zaman içerisinde vücut, mesela ben şanslı olanlardandım. Ben 13 yaşında bir eczanede çalıştığım için ilk hormonumu 13 yaşında aldım. Ameliyatım 16'mı bitirmiştim, belki içindeydim. 17'ye girerken ameliyat oldum. Bu süreçlerim daha erken tamamladığım için bu benim bedenime, kılığıma, kıyafetime, her şeyime yansıdığı için toplum içerisinde daha rahat, daha entegre bir şekilde yaşayabiliyorum. Ama bazıları ne bileyim işte çevre baskısı, işte kaygılar, işte ailemi kaybederim, dostlarımı kaybederim kaygıları ya da işimi kaybederim kaygıları ya da ekonomik özgürlüğün olmamasından dolayı bu süreci uzattıkları zaman bu dönüşüm daha sıkıntılı oluyor. Neden? Çünkü şimdi ben erkekten kadına değişim üzerinden bahsedeceğim. Çünkü ikisinden bahsedecek olursam konular karışıyor. İkisi için de aynı şeyler geçerlidir. Ne kadar erken tespit edilir ve üzerine gidilir, tedavi yolu seçilirse o birey özgürleşmiş olur. O birey sıkıntılarından kurtulmuş olur. Tabii ki tamamen her şey dört dörtlük olmasa da en azından bazı şeyleri düzeltmiş olur. Gecikenlerle
ne bileyim işte toplum içerisinde çünkü görünüm olarak tam bir benzerlik sağlayamadığı için yadırgama, kötü bakış, gülme, ne bileyim uzak durma, çekinme, ilişki kuracağı kişi partnerleriyle sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu da çok onlarda psikolojik travmalara neden oluyor. Düşünsenize yani aslında görüntüsüne aldanıyorsunuz. 2 metre gibi geliyor size. Çok iri yarı diyorsunuz. Ama onun şurası o kadar küçük, naif bir kadın ki o görselliğiyle bütünleşmiyor. İşte biz o görsellikle zihin yapısının daha uyumlu hale gelmesi için erken yaşta olursa bu işler daha başarılı oluyor. Geçken insanlara da saygımız sonsuz. Toplumumuz bilinçlensin, onları da kesinlikle yadırgamasın, ne bileyim kötü bir gözle bakmasınlar. Çünkü onların bedenleriyle zihin yapıları bir olmadığı için belki geciktiler tedavilerinde, belki erken yaptılar ama bazıları da tabii ki kamufle olamıyor, ne bileyim toplum içinde sırıtabiliyor. Ama böyle ruhlar maalesef var. Lütfen keşke olmasa, keşke olmuyor mu insanların sakat doğabiliyor. Ben bugün televizyonu izlerken resmen ağlayacaktım ya, bu ALS doğan çocuklar ile ilgili bir haber izledim. Yani çocukların anneleri babaları kapılarda feryat figan ediyorlar, çocuklarını kurtarmak için devletten yardım istiyorlar, oyuncaklarına kadar sattım diyorlar. Ama böyle bir durumla karşılaşan bir aile kaldırıp çocuğunu sokağa atabiliyor ya da arkasını önünü aramıyor, ne hali varsa görsün benden gitsin de kurtulayım. Bunu neden yapıyor? Toplum baskısı, el ne der, çevre ne der, o ne der, bu ne derden çocuğundan vazgeçen aileler var. O kadar imreniyorum ki böyle bu durumunu anlayan, böyle çocuğuna sahip çıkan ailelere. Bunlar genellikle bilinçli, bir takım şeylerin son derece farkında olan aileler. Kesinlikle böyle bir yola gitmiyorlar. Tabii ki şimdi iki nesil şanslı, bu internet olayı, sosyal medya olayı, bu takım kişilerin olduğuna, bunların çözümü konusunda hem bir transseksüel kişilerin bilgi alması çok kolay, hem de aileler nedir ne değildir internetten bunları öğrenebiliyordu. Ah, bizim zamanımızda öyle miydi hayatım? Biz kendi durumumuzda kim varsa onların peşinden gittik, hatalı yanlış işler yaptık, ailemiz de arkamızdan olmadığı için çileli süreçlerden geçtik ki şükür atlattım. Ama buradan bu video çok önemli arkadaşlar. Bunu sadece eğlenme amaçla izleyen olabilir ama bazıları için, bu durumu yaşayan aileler için ya da bu durumdaki kişiler için aydınlatıcı bilgiler var. Bu benim bahsettiğim konularda. Söylediğim gibi yani eğer böyle aileler varsa, çocuklarında böyle durumlar hissediyorlarsa onları sarıp sarmalasınlar. Sakın onları dışlamasınlar. Siz onları iterseniz el ne yapmaz? Bir de düşünün yani el ne yapmaz, siz sahiplenmezseniz, siz dışlarsanız eller neler yapmaz. Bazı işte bu zorlu süreçlerden geçenlerin içinde şanslı olanları bozulmadan, dağılmadan bir şekilde hayata devam edebiliyor. Ama herkes bu kadar şanslı olmayabiliyor. O yüzden ailelere büyük görev düşüyor. Bu kimlikteki insanlara da büyük görevler düşüyor. Artık internet çağındayız. Böyle hisleriniz varsa, bedeninizle beyniniz arasında uyumsuzluk yaşıyorsanız, ne bileyim işte zihin yapınızda bu tür kimlik bunalımları yaşıyorsanız bunları saklamayın. Annem ne der, babam ne der, el ne der, komşu ne der deyip bastırıp bu duyguları kendinizden vazgeçmeyin. Kendinizi bulmak için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Şimdi hayat sizin hayatınız. Bir kere dünyaya geliyorsunuz ve kimliğinizi oluşturmak için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Tabii ki durduk yere bunu, şimdi bazıları da hemen yanlış anlıyor. Sen millete bilmem özendiriyor musun falan diye, kesinlikle arkadaşlar lütfen laflarımı maksadından, amacından çıkarmayın. Yorumlarda dehşete kapılıyorum. Her dediğime bir muhalefet. Bayılıyoruz her şeye muhalif olmaya. Yani şurada insani, iyi niyetle hem yaşadıklarımı anlatıyorum, hem bilimsel makalelerden alıntılarla insanları bilgilendirmeye çalışıyorum. Onun bile altında 40 tane bahane arayan, ne bileyim 40 tane sorun arayan insanlar oluyor. Üzülüyorum yani, nelere takılıyorlar, niye ağlamak istedin, niye gülmek istedin. Canım duygu, bunların hepsi birer duygu biçimidir. Aslında bizler biyolojik robotlarız, biliyor musun? Tanrı'nın biyolojik robotlarıyız ve de görevimiz de ne biliyor musun? Biz duyguların avatarıyız. Bütün duygular bizim bedenimizde hayat buluyor. Korkular, kaygılar, endişeler, ne bileyim kavgalar, öfkeler. Bunların hepsi, ne hissediyorsak bizim bedenimizde hayat buluyor. Biz
Bu Güneş Tan'ın bir sözüydü. Çok da etkilenmiştim kendisinden. Biz duyguların avatarıyız diyor yani. Ne kadar yani, ne güzel tespitler var. Bunlara bu şekilde bakın. Yani aslında ailelere sesleniyorum. Çocuklarınız özel varlıklar. Farklılıklarından dolayı onları dışlamayın. Onlar özel varlıklar. Tanrı onların kendilerini tamamlamaları için bir şans sunuyor. Buna bu şekilde bakın. Kesinlikle çevrenin, etrafın, onun, bunun baskısıyla çocuklarınızdan vazgeçmeyin. Ne kadar güzel şeyler, bilgiler veriyorum. Vazgeçtiğiniz zaman, o kişi de kendinden vazgeçtiği zaman camdan bir kulenin içinde kendini hapsolmuş hissedecek. İstediği kadar güzel evde otursun, istediği kadar güzel imkanlara sahip olsun, kendi olamadıktan sonra, kimliğini bulamadıktan sonra her zaman kendini camdan bir kulenin içinde hapsolmuş gibi hissedecek. Evladınıza böyle bir şey yaşatmak ister misiniz? Siz belki göçüp gideceksiniz, evladınızın ömür boyu ölene kadar bu sorunla bu şekilde yaşamasını ister misiniz? Aynı şekilde transseksüel bireylere de sesleniyorum. Kaygılarınız, endişeleriniz, çok haklısınız. Tabii ki kolay bir karar değil. Tabii ki işte bir takım şeylerden vazgeçmek, bir takım şeyleri kaybedeceğini bilmek, bunlara cesaret etmek büyük şeyler. Ama eğer ki böyle bir kimlik bunalımı yaşıyorsanız da bu kimliğinizi bulmak için bence en kısa zamanda elinizden geleni yapın. Ben bunları söylüyorum. Bunda yanlış bir şey var mı arkadaşlar? Ha, bunları söylerken de işte bir transseksüelin kimlik bunalımı olduğundan bahsettiğim için, bunların işte ne bileyim bir travestinin, bir geyin, bir lezbiyenin, bir eşcinselin bu tarz kaygılarının olmadığı, bunların kimlik bunalımı olmadığı, bunların bedensel bir sorunu olmadığı, cinsel organlarıyla bir sorunu yok, bedenleriyle bir sorunu yok, kendileriyle son derece barışık insanlar ama ne bileyim cinsel eğilimleri farklı olabilir. Bu farklılıkları bahsettiğim için yanlış anlayanlar var. Oysa ki ben kesinlikle hiçbir LGBT birey ya da bu fark etmez hiçbir ne bileyim tercihlerinden dolayı insanı yargılamak değil. Sadece bu farklılıkları, bu kavramları insanların bilmesini istiyorum. Hatta bana bir izleyenimiz mesaj atmış. Ablacığım, bazıları drag queen zannediyorlar. Drag queenlerle aramızdaki farkı da söyler misin diye. Yani o kadar toplumda çünkü toplumun gözünün önünde çok sık karşılaşmadığı şeyler hakkında fikri ve bilgisi yok. Drag queen yani daha çok geylerin yaptığı kadınsı kıyafetler giyerek kabarelerde yaptıkları şovun yapan şovmenlere diyoruz biz. Yoksa onların kimlikleri o değil. Transseksüellik o yüzden çok farklı bir şey. Bu ruhta olan insanların duyguları, yaşadıkları o yüzden çok farklı bir şey. Ve ben bu farklılıklardan bahsettim. Kimseyi kırmak, incitmek istemiyorum arkadaşlar. Ay, ne kadar hızlı konuşmaya kendi kendime motor takmış gibi. Neden hızlı konuşuyorum? Çünkü uzun videolar sıkıcı oluyor. Kısa sürede anlatmak istediklerimi anlatmak için seri ve hızlı konuşuyorum. Maşallah açıldım. Sizler de açılıp likelayıp abone olursanız bu güzel videoların devamlılığı, sürekliliği olacaktır arkadaşlar. Desteğinizi ve ilginizi de çok teşekkür ediyorum. Bu arada da çok mutluyum. Mesajlarınızı okuyorum. Önerilerinizi dikkate alıyorum. Bunları söyledikten sonra bir önceki bölümde eksik kalanları tamamladıktan sonra ne diyorduk arkadaşlar? Transseksüel beyinler bu bir hastalık değildir. Bu tedavi edilebilir bir durum. Erkekte de kadında da hangi yönelimde eğilimleri varsa bu tarz kişileri lütfen sosyal çevrenizden dışlamayın. Bu şekilde olan insanlarla alay etmeyin. Onları kırmayın, incitmeyin. Çünkü onlar kimliklerini bulmaya çalışan, problemlerini çözmeye çalışan, ağır sorunlar yaşayan insanlar. Onların yanında olun, destek olun. Hem aileler hem çevresi onları bu yolculuğunda, bu serüveninde sarıp sarmalarsa daha az yara alır, daha kolay atlatır. Keşke şimdi demek ki bizim de öyle gerekiyordu. Önceden daha zordu. Daha bilgisizce ne bileyim nereye gidilir, nasıl tedavi olunur, kimden ne şekilde yürür, bunları öğrenebileceğimiz tükakalardan dolayı
bir internet mecrası yoktu. Tabii ki düşünün, yani ben 44-45 yaşında bir kadın olarak bundan 16 yaşında ameliyat olduysam hesaplayın neredeyse 27-28 yıl öncekinin imkanlarıyla bugünün imkanları bir değil. Ama inanın yaşananlar aynı. Hala ben görüyorum çocuklarından vazgeçen aileler, dostlarından, arkadaşlarından, bu durumunu öğrendikten sonra ne bileyim partnerleri, sevgili ise vazgeçen insanlar görüyorum ve onlara sesleniyorum, yapmayın. Asıl olan sevgidir. Bunlar bizim giysilerimiz, asıl olan yaşadıklarımızdır. Çok görselci ve şekilci olmayalım arkadaşlar. Bunları söyledikten sonra ay yeter, içim sıkıldı. Hep dert, hep keder. O yüzden de biraz da böyle kendimle ilgili arkadaşlar birkaç tane eskiden yaşadığım, şimdi güldüğüm, o zaman ne bileyim kah incindiğim, kah kırıldığım anılarımdan bahsetmek istiyorum. Transseksüel olduğunuz zaman ne bileyim işte dönüşümünüzü tamamlamadığınız süreçlerde, mesela ben ailemde hemen küçük bir örnek vermek gerekirse, hiç unutmuyorum, çocuğum ve belki de ilkokul ya 3 ya 4'teyim. Bir kız da beline böyle kemer takmış. Bir kız okula geliyor. Ay onu o kadar beğendim ki. Düşün bak, bir erkek gibi bakmıyorum. Onu beğeniyorum. Kendimde olmasını istiyorum. Yani 3 ya da 4'e giden bir çocuğun bunu hissetmesi sizce doğal mı? Bunu biz sapıklıkla ya da cinsel bir eğilimle açıklayabilir miyiz? Neyse, konuya gene o taraflarına geçmeden arkadaşlar. Onu gördüm, ay benim de olsun diyerekten. Aksi yengemin de böyle bir kemeri vardı, böyle ince o zamanlar, o dönemin kemerleri böyle, kadınlar buraya takar. Sen 3 yaşındaki erkek çocuğu, al o kemeri beline tak, okula git tıngırı tıngırı, normal bir şeymiş gibi de düşün. İlkokul 3'te. Ondan sonra ya bakın, onu hatırlıyorum, benim gibi bir Alzheimer kadın, benim gibi her şeyi unutan bir kadın. Çocukluğumda, 10'lu yaşlarımda yaşadığım bir şeyi dangadana hatırlıyorum. Bu da enteresan bir durum. İnsan zihni işte. Neyse, öğretmenim gelip bana o kemeri çıkarmam gerektiğini söylemişti. Ondan sonra ben çok seviyorum, bana yakıştığını düşünüyorum, çıkaramam demiştim. Yani düşünebiliyor musunuz? İlkokul 3'e giden bir çocuk. Bunun gibi bir sürü, veya otobüse binerdim annemle. O dönemler otobüste kalkar bana yer verirlerdi. Ay annemle biz göz göze bakıyoruz. Buyurun hanımefendi, oturun diye. Daha da işte o zaman işte küçük, tabii ki sosyal hayatımda hiçbir zaman erkek gibi giyinmezdim. Bol kazaklar, pantolonlar, spor ayakkabıları. Tabii ki ister istemez bu zihinsel dünyanız bedeninize de bir şekilde yansıyor. Ben bir de çocukluğumda gerçekten yani eve biz o zaman sobalı evlerde otururuz. Hayatım öyle imkanlarımız yoktu. Babam da müteahhitlik yapardı o dönemlerde. İşte inşaat işleriyle ilgili babamla konuşmaya eve geldiklerinde kapıyı ben açardım, evin en küçüğü olarak. Dandan zil çalar, kapıya bakarım. Kızım baban evde mi? Ay hem ruhum okşanıyor, hem korkuyorum. Ne olacak, ne bitecek. Neyse evde işte amcacığım buyurunuz falan derdim ve gider tir tir o adam gidene kadar mutfakta beklerdim arkadaşlar. Çileye bakar mısınız? Yani mutfakta bekliyorsun. Niye? Adam aman işte bir bardak su ver kızım derdi. Evde kıyamet kopardı. Başımda da 4 tane atmaca gibi adam, erkek abilerim. Allah var yani, babam hiçbir zaman kabullenmese bile de hiçbir zaman bir laf da sözde söylememiştir. Öyle bir adamdı. Eskiden bizim babalarımız öyle kucağına alıp baba mıncık mıncık sevmezlerdi ama soğuktu, despottu, uzak bir adamdı ama hiçbir zaman da ne el kaldırmıştır ne hor görmüştür. Annemle daha samimiydik. Annem çünkü beni çok severdi. Her durumda bile bir de bir lafı vardı. Güya beni düzeltecek. Ay keşke ben erkek olsam. Erkeklik çok güzel bir şey. Ay kadın olmak, çile olmak. Annemin ağzını hep bunları duyardım. Ödü kopuyordu, aman bu da işte herhalde böyle olacak diye. Ay şimdi gülüyorum hatırladıkça kendi kendime. Tabii ki dönüşümünüzü sağladıktan sonra da sorunlar devam ediyor. Çünkü ilişkiniz de devam ediyor. Ve bir erkek arkadaş, bazen çok seviyorsunuz. O size ne bileyim her şeyinizde, bedeninizi, görüntünüzü beğeniyor. Bu durumdan dolayı sizden uzaklaşabiliyor. Ya da ne bileyim işte aşıksanız iki taraf da seviyor. Aileler yüzünden uyumsuzluklar. Şimdi normal kadınların yaşadığı sorunların iki katını yaşıyorsunuz. Ama hayat güzel. Hayat her şekilde güzel. Sorunlarıyla da güzel. Yine bir tane daha böyle komik bir adamı anlatacağım. Ben çocuğum. Annem beni almış. Teyzeme götürüyor. Daha ben işte ilkokul çağlarındayım. Bir gün bana çok erkeksi bir ayakkabı almışlardı. Kaldırıp çöpe atmıştım. Babam.
sen bana bu ayakkabıyı nasıl alırsın diye. Hep böyle spor ayakkabısı, kot pantolon, kazak. Benim de meşhurdur bir kotum, kırmızı kazağım, spor ayakkabım. Annemin elinden tutar, tin 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 nereye gidiyorsa beni götürürdü. Teyzeme giderken onunla gittiğim bir gün, biz Çerkeziz arkadaşlar bu arada. Teyzemle annem evde, bende tırmanma içgüdüsü çok fazlaydı çocukken bende. Niye bilmiyorum, böyle kayalığa tırmanayım, ağaçların en, bir de kupkuru çok zayıf bir çocuktum. Ağacın en tepesine çıkar, o çalı kuşu gibi tepesinde ağaç kırılacak, ben durur otururdum. Neyse bir gün böyle ağaçlısı, yine ben elma yiyorum. Teyzemin bahçesi çok büyük öyle, benim en sevdiğim yerlerden biriydi de. Ondan sonra teyzemin komşusu geliyor, anneme diyor ki Güler Hanım diyor, biz diyor Çerkez gelini diyor almak istiyoruz diyor. Annem de inşallah olur diyor falan diyor. Ondan sonra bizim de diyor bir Çerkez gelinimiz olsun, işte Çerkez gelini almak istiyorum. İnşallah olur diyor annem. Annemin bu arada da 5 tane erkek çocuğu var. En küçükleri benim. Ondan sonra diyor ki gelirken giderken de görüyorum diyor. Eğer diyor siz de uygun görürseniz diyor, o diyor küçük kızınızı diyor ben diyor oğluma istiyorum diyor. Annemle teyzem birbirine bakıyor böyle, şöyle şok geçiriyorlar. Annemin bir kızı yok, bu ne diyor falan diye. Ondan sonra ay baktım önde annemin elinde bir terlik, arkada teyzemin elinde bir terlik. İn aşağı diye bas bas bağırıyorlar. Anneciğim ne oldu, sen burada bir adamlarla bir boklar mı yedin diyor. Anneciğim ne yapabilirim, kimseyi tanımıyorum ki, adamdan haberim yok. Kimden bahsettiklerinden haberim yok. Ne maceralar, ne maceralar. Bunun gibi bir sürü şey yaşıyorsunuz. Ama şimdi gülüyorum, yani çok ilginç, düşünsenize. Yani siz belki kendi kişiliğinizle ilgili iç dünyanızda bir şeyler yaşıyorsunuz ama bu durumları aileniz de sizinle yaşıyor. Onlar için de kolay değil. Onları da anlıyorum. Çok zor bir durum. Ama hayat kısa. Yani hani bana niye gözleriniz doluyor diyor ya işte. Ben çok isterdim babamla daha çok vakit geçirebilmeyi. Ne bileyim önceden olduğu gibi babamla ne bileyim sarmaş dolup olup her şeyi konuşabilmeyi, birbirimizden bak birbirimize ait olan zamanları çaldık. Ben ondan evladı olarak, o benden işte çocuğu olarak birbirimizden zamanlarımızı çaldık. İşte birbirinizin bu değerli zamanlarını kaybetmek istemiyorsanız, birbirinizle daha çok vakit geçirmek istiyorsanız, bu süreçleri başkalarının düşüncelerine göre değil de kendi hissettiğiniz şekilde değerlendirin. İnanın dediğim gibi aileler, çocuğunuzun özel bir durumu olduğunu düşünün. Lütfen sahiplenin, böyle durumdaki ailelere sesleniyorum. Ben annemle babama daha çok vakit geçirmek isterdim. Daha çok onlarla olmak isterdim. Böyle tatlı anılarım da oldu. Hep hayat acıdan ibaret değil. Aşklar yaşadım. Güzel aşklarım oldu. Belki kimsenin sahip olamadığı aşklara sahip oldum. Sevildim, sevdim. Dönüşümümü tamamladıktan sonra mesleğimde beğenildim. Eğer ki bir güçlü silahınız varsa, özellikle transseksüel bireyler diyorum, hangi konuda olursa öğretmen olabilirsiniz, ne bileyim hangi yeteneğiniz varsa, ben sesime inandım, sesimde başarılı olduğumu düşündüm ve bu konuda da bulunduğum yerde hep saygı gördüm, ilgi gördüm, sevildim. Yani hep dramla geçmiyor tabii ki hayat, ama iç dünyanızda tabii ki bir tarafınız buruk, bunun eksikliğini hissediyorsunuz zaman zaman. Ama hepsini aştım arkadaşlar. Şükürler olsun ki çok mutluyum. Bedensel ve zihinsel olarak. Dünyaya bir daha gelmiş olsam, bir daha böyle bir sorunla gelsem, yine aynı acıları çekeceksin deseler, yine aynı acıları çekeceğimi bile bile kendimi bulmayı seçerdim. Çünkü ben buyum arkadaşlar. Beynimle, ruhumla, bedenimle ben buyum. Ben olmak istediğim kişiyi oldum diye. Varsın dünya bana küssün. Varsın herkes benimle alay etsin. Zaten aştım onları. Belki eskiden çok kafama takardım ama inanın şimdi bana dinozor demişler. Ne bileyim dünyanın en kötü hakaretini etmişler. Vız gelir tırıs gider. Çünkü ben oraları aştım artık. Kendimle mutluyum. Ben olmak istediğim kişiyim. Ben olmak istediğim bedene sahibim. Ben olmak istediğim ruha sahibim. Zihnimle bedenim bütün. Daha ne olsun, son derecede heteroseksüelim. Hayatımda hiçbir cinsel yönelimim başka tarafta olmadı. Bunu bir artı olarak söylemiyorum. Sadece bizi cinsellik için bunu yapmış olduğumu düşünenler olduğu için belirtmek istiyorum. Çünkü o zaman da diyorlar ki aa sen böyle tarz işte farklı cinsel eğilimleri olanları mı yadırgıyorsun? Asla. Ama ben bir transseksüel olarak
ki şimdi bir kadınım her şeyimle, ama bu süreçlerden geçmiş biri olarak yaşadığım anekdotları anlatabilmek için bir takım konulara da değinmem gerekiyor. O yüzden bu farklılıklardan bahsediyorum. Şükürler olsun Allah'ıma her şey için, yaşadığım tüm deneyimler için, mutsuzluklarım için, mutluluklarım için, hepsi için Tanrı'ma şükürler olsun. Hepsi için minnettarım. Bu durumdaki ailelere de kendine daha özgüvenle bakan, daha mutlu çocuklara, böyle çocukları sahipseler, böyle çocuklara sahip olmak istiyorlarsa sarsınlar, sarmalısınlar. Evet arkadaşlar, siz de bu durumu yaşıyorsanız siz de ailenize sarılın, kendinizi anlatın, gizlemeyin, utanmayın, sıkılmayın. Artık farklı bir dünyada yaşıyoruz. Bunların böyle gizlendi, saklandığı dönemler geçmişte kaldı. Tüm bu güzel bilgileri verdikten sonra konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri çok seviyorum. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.